Merhaba değerli dostlar, nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün ben yine işteyim. Esin Hanımların evindeyim. Sergen abimin evindeyim. Onlar taşınıyorlar, beni yardıma çağırdılar. Ben de geldim, biraz elimden geldiğince toparlamaya çalıştım. Kendileri evde çekim yapmama izin verdiler. Hatta bugün sizlerle tanıştıracağım onları. Evet, şimdi geçelim ev turuna. Evet değerli dostlarım, küçücük bebekleri oldu, görüyorsunuz. Merhaba. Mila'mıza bir maşallah alırız. İsmi Mila. Maşallah, Allah esirgesin. 3,5 aylık. Sergin abi nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Çok şükür, vallahi sizi gördüm, daha iyi oldum. Değerli dostlarım, daha önce Sergin abi ve Esin Hanım'la çalışıyordum. Ev biraz büyük geldi bana, o yüzden bırakmak zorunda kaldım ama. Yok, sen bizim kardeşimizsin aslında. Ama çok seviyorum kendilerini, gerçekten o kadar iyi insanlar. Siz de merak ediyordunuz benim çalıştığım insanları. Karşınızdalar, ikisi de avukat meslekleri. Kendileri taşınıyorlar şimdi, toplanıyoruz hep beraber. Taşınıyoruz ama dermanları birlikte taşınıyoruz. Onu yanımızdan ayırmayız. Evet, artık devam edeceğiz inşallah elimden geldiğince. İnşallah Rabbim yeni evlerinde huzurlu, mutlu yaşamayı nasip eder. Burası da çok güzeldi ama biraz büyük olduğu için. Mila, taşınıyoruz artık. Kuzum. Merhaba. İyi bebek. Bir gülümse be. Oh. Evet, böyle değerli dostlarım. Esin Hanım da yemek yapıyor. Şurada şöyle patlıcan yemeği, onu da göstereyim size. Türlü mü Esin Hanım? Türlü olan malzemeler. Evet, çok güzel vallahi. Elinize sağlık. Ben de çocuk bakıyorum. İşte koronadan dolayı genelde cam siliyorum, yer siliyorum. İsteyen insanlara çocuk bakımına cam silmeye gidebilirim. Sergen abi, ama izleyicilerimiz eşlerine yardım eden beyefendileri çok takdir ediyorlar. Eminim siz de öyle hani. Yani bilemiyorum artık. Esin Hanım'a sormak lazım. Ev büyük yani. Yani genelde kalabalıklarda çok yardım ediliyor. Ama evde yalnızken bayanlar daha iyi bilir durumu diyorum. Evet. Vallahi bayanların Allah yardımcılar olsun. Amin, 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 amin. Çok yardımcılar olsun. Erkekler ölsün. Bizim bir sloganımız var abi. Birlikten beraberlik hani. Mutluluk. Kuvvet doğar. Evet, evet. Birlikten kuvvet doğuyor. Şakası, Allah'ım her eve güllük, güzellik, mutluluk nasip etsin, sağlık nasip etsin. Amin. Başka bir şey değil. Para her zaman kazanılır. Bu arada toparlanıyoruz değerli dostlarım. Şöyle mutfağı göstereyim. Çok geniş bir mutfak var. Şurada şöyle baharatlıklar var. Toparlandığımız için dağıttık tabii ki biraz. Hem toparlanıyoruz. Gülün Hanım, Esin Hanım'ın mutfağı. Burada da şöyle çok güzel bir teras var. Bahçe falan çok güzel. Dışarı bahçeyi de göstereyim sizlere. Bahçesinin manzarası falan çok güzeldi. Şurada hemen karşıda bir havuz var. Bahçeyi görüyorsunuz. Armut. Hemen mutfaktan şöyle salona giriyoruz. Kitapları, salondaki şöyle aksesuarları toparladım ben. Gazeteye sardım ama daha devam ediyor gördüğünüz gibi. Salonu şöyle göstereyim. İnanılmaz geniş, büyük. 2 tane oturma grubu, yemek masası, ayrıca 2 tane de tekli koltuk sığıyor değil mi Gülün, Esin Hanım? Bayağı şey sığıyor diyorum hani salona. Evet.
salon hala devam ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı geniş bir salon. Şurada yine hemen bir balkon var. Burada dolaplar var. Burada böyle bir banyosu var. Burada yukarıda yatak odaları var. Bu da Milan'ın beşiği. Burayı gördüğünüz gibi toparladım. Bugün bunlarla uğraştım değerli dostlarım. Kolilerle boşalttım. Ayrıca bir banyosu var. Böyle koliledim gördüğünüz gibi. Her şeyi doldurdum. Manzara süper yalnız değerli dostlar. Burası Milan'ın odası. Toparlandığımız için böyle. Milan'ın dolapları tatlı kendisi gibi maşallah. Milan'ımızın bir de burada resmi varmış. Çok tatlı. Evi de çok güzel maşallah. Değerli dostlarım bir de burada balkon var. 3 ay falan geldim. Hani bayağı zorlandım. Çünkü çok büyük ev. Artık şöyle görüyorsunuz uçları. Milan'ın burada da yatağı var. Ev inanılmaz büyük, geniş. Şöyle görüyorsunuz dolapları. Bu ev çok büyük olduğu için hani sizlerle paylaşmak istedim. Çok farklı bir ev. Şöyle her yerinde dolap var. Artık dolaplar boşalıyor. Şöyle göstereyim. Dolabın içinde lambası bile var. Şurada dolapları göstereyim. Şimdi önemli olan bu eşyalar oraya sığdırmak. Burası çok rahattı. Burada da şöyle bir geniş banyosu var. Değerli dostlarım. Ve oğlanların odasına gidiyoruz. Burayı da toparladım. Gördüğünüz gibi dolapları boşalttım. Kolileri yaptım bugün anlayacağınız değerli dostlarım. Şöyle boşalttık dolapları. Bir de buranın yukarıda sadece 3 tane banyo var. Bu da oğlanların banyosu. Şöyle görüyorsunuz. Ev inanılmaz geniş ve büyük maşallah. Her yeri büyük, banyolar falan. Şimdi en alta bodruma iniyoruz. Burada size evde göstermek istedim. Burada sauna var. Şöyle göstereyim. Böyle bakır hiç kullanılmadı ama böyle duruyor. Burası çok farklı gelmişti bana temizlerken. İlk burayı ablamla temizledik.
Çok zor olmuştu ilk temizliği. Burada şöyle banyosu var. Burada havuzu var. Burada yine şöyle göstereyim, banyosu var, tuvaleti var. Burası depo. Şurada da küçük bir deposu var yine evin. Ve burası da şöyle şöminesi var. İnanılmaz büyük bir ev. Havuzu var orada. Bu camları silmesi sadece bir günümü almıştı. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir ev. Burada şöyle bir büfe var. Buradan da bahçeye çıkılıyor. Bahçe inanılmaz yeşillik, güzellik. Şöyle armutlar var. Dal hışırım gibi. Limon ağacı bu da. Evet değerli dostlarım. Sergin abiler balkonda oturuyorlar. Bizlerden bugünlük bu kadar değerli dostlarım. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın.